Merhaba değerli arkadaşlar. Tron, Chiliz ve Neon'un teknik analizlerini yapacağız. Önce Tron'la başlayalım. Tron şu anda TL bazında 1 TL 40 kuruş civarından işlem görmektedir. Dolar bazında ise 17 sent civarından işlem görmektedir. Diğer kriptolarla kendisini kıyaslayacak olursak, piyasa değeri bakımından 12,5 milyar dolarlık bir değer ile 17. sırada yer almaktadır. Ve son 24 saatte 10 milyar dolara yakın bir hacim döngüsüne sahiptir. Haftalık olarak %48'e yakın bir getirisi mevcuttur. Grafiğini açalım. Bakalım orada vaziyet nasıl? Grafik adım adım ben hedefime ulaşacağım diyor. 0,22 dolar yani 22 sent. Orası neresi? Günü kapatmış olduğu en yüksek nokta. Bugüne kadarki günü kapatmış olduğu en yüksek nokta. Fakat spekülatif olarak da anlık yani yükseliş olarak da en yüksek noktası belirtelim bunu da 35 sent. Burası daha önemlidir. Direnç göstereceği yerdir. Yani 22 senti kırdıktan sonra 35 senti daha kolay kıracağını ben düşünüyorum. Oralara geldiğinde. Fakat ilk takılacağı yerler buralardır. Dün bayağı ağır satış yemiş gibi gözükse de aslında hem aşağıdan topladı hem de biraz kârı yedi. Şuradaki büyük kırmızı bar kötü bir görüntüye sahip değildir. Dolu dolu bir şekilde aşağı doğru inseydi ve kırmızı bar yükselseydi o zaman ağır satışlar geldi diyebilirdik. Fakat öyle bir şey olmadı. Satışlar gelse de toplandığı için ağır olmadı. Özetle Tron için hedef 22 sent. Bu yolda yürümeye devam eder diye düşünüyorum. İndikatörlerine bakalım. MACD'den alt sinyali 15 Nisan'da gelmiş. CCI'da sat sinyali vardı 11 Nisan'dan beri. O da yarın alt sinyaline dönüşebilecek kapasitede şu anda baya birbirine yakın. RSI'da stokastik bakıyoruz. 13 Nisan'da çok taze bir alt sinyali vermiş stokastik. Fakat RSI fazla alım bölgesine geçiş yapmış. Bu bölgeye geçiş yaparken herhangi bir uyuşmazlık yok. Sağlıklı bir şekilde yükseldiğini gösteriyor. Fazla alım bölgesinde olduğu için ufak bir sinyal yakıyor. Satışlar gelebilir diye. Çok ufak ama. Henüz aşırı alım bölgesine geçiş yapmamış. Momentum da gayet fiyata ayak uydurur bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde alt sinyali vermektedir. DMI'de de aynı şey geçerli. Alt sinyali mevcut. Trend çizgisine bakıyorum. Trend çizgisi bayağı yüksek. Hareketli %82. 82 puanda diyeyim daha doğrusu. En yüksek puanı 100. Evet, Çakin ve OBV'yi inceleyelim. Parayla alakalı indikatörlerimiz. Çakin'de geçmesi gereken nokta budur. Kırması beklenen nokta. OBV'de ise o nokta hemen hemen kırıldı kırılacak gibi. Fakat ufak bir trend var. Bu noktayı kırması gerekiyor. Evet, Çakin ve OBV'yi inceleyecek olursak. Çakin'de kırması beklenen nokta burasıdır. Bu arada her ikisinde de alt sinyali var. Bir problem gözükmüyor. OBV'de ise kırması gereken nokta burasıdır. Tahmini ne zaman gözüküyor bu hızla gidecek olursa 20 Nisan gibi bir hız söz konusu. Herhangi bir düzeltme yapmayıp bu şekilde bu denli hızla giderse o noktayı kırmaya zorlayacaktır. Peki belirttiğim noktaların kırılması ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Belirttiğim noktalara ulaşırsa biraz 22 sent dirençlerini zorlayacak gibi olacaktır. Veya biraz da kırmış gibi olacaktır. O noktaları belirleyişikleri geçtikten sonra 22 sentin üzerinde sağlıklı bir yükselmenin göstergesi olacaktır. Yani özetle o eşik kırıldığında şuradaki bahsettiğim rakam 35 sentlik rakamlara ulaşması çok kolay olacaktır. Pek zorlanacağını zannetmiyorum. En önemli durum 22 sent direncine takılıp geri dönmemesidir. Evet, Tron'un indikatörleri gayet sağlıklı. Formasyon olarak da bir problem gözükmüyor. RSI hafif de olsa fazla alınmış bölgesinde henüz aşırıya kaçmamış durumda. Bu şekilde adım adım ben Tron'un hedefine ulaşacağını düşünüyorum. Peki bakalım hedefine yüzde kaç potansiyel var? %29, %30'luk bir kar potansiyeli şu anki fiyattan itibaren. Evet, Neo'ya geçiş yapalım. Neo'ya bakalım 813 TL'den işlem görüyor. 100 dolar 60 sent 50 sent civarından tam 100 dolar endekslenmiş durumda şu anda.
Diğer kriptolarla kendisini kıyaslayacak olursak, Neo 7,32 milyar dolarlık bir değer ile 22. sırada yer almaktadır ve son 24 saatlik işlem döngüsü 3 milyar dolar civarı. Haftalık da %65'lik bir getirisi mevcuttur. Öne çıkan coinler arasında yer almaktadır. Neo'nun hikayesi var mı? Orta vadede var. Mainnet 3.0 lansmanı güncellemesi var. Ne zaman? En geç 30 Eylül'e kadar beklenmektedir. Bu da CoinMarketCap'da önemli bir haber olarak işaretlenmiş. Orta vadede etkiyi yaratacaktır diye düşünüyorum. Evet, Neo dün güçlü bir hacimlenme gerçekleştirdi. Bu çok önemli bir şey. Bu da ne demek? Buradaki destek noktasının güçlü olabileceği anlamına denk geliyor. 87 dolar, 86 dolar civarları. Biraz daha hassas alacak olursak şu anda doğru yerdeyiz. 87 dolar diyebiliriz. Ara direnç noktalarından bahsedecek olursak sırasıyla 90 dolar, daha sonraki kademe 111 dolar, biraz daha hassas alacak olursak evet 111,5 dolar, bir sonraki kademesi 124,66 dolar, daha sonraki kademesi 140 dolar. Böyle böyle bu ara dirençlerle nereye kadar gidiyor göstereyim. Bugüne kadar ki ulaşmış olduğu en yüksek nokta olan 198 dolara kadar gidiyor. Şöyle biraz daha büyük tabloda gösterecek olursak, gördüğünüz gibi büyük bir dev bir çanak geliyor. O noktalara kadar ulaşıp hala kripto paralar yoluna devam edecek olursa çanağın bir formasyon şeyi olacaktır, hedefi olacaktır. Böyle bir durumda devasa bir yükseliş gerçekleşebilir. Oralara gelsin. Onu o zaman konuşuruz. 87 dolarlık desteği kolay kolay kıracağını zannetmiyorum ama önemli destek noktası da 64 dolar 40 senttir. Bayağı aşağılarda gözüküyor. Bunun için kripto paraların biraz ters gelmesi gerekiyor. Neo'nun hacimlenmesi güzel çünkü herhangi bir problem yok yükselişinde. Yükseliş gayet sağlıklıdır. Bir indikatörlerine bakalım Neo'nun. MACD 15 Nisan'da alt sinyali üretmiş. CCI çok taze bir alt sinyali üretmiş. 16-17 Nisan arası bir yerde. RSI'de bir sıkıntı var. Sıkıntı şu, aşırı alınmışlık bölgesinde olması. Düzeltmeyi ne zaman yapacak? Artık düzeltme uyarısı yakıyor şu anda Neo. Ne zaman yapar bilinmez. Stokastik hala alt sinyali üretiyor. Sinyallerde bir problem yok. Hacimde bir problem yok. Fakat düzeltmenin uyarısını yakmış RSI. Momentum'da alt sinyali güçlü bir şekilde devam ediyor. DMI'de de öyle, daha da güçleniyor. Artı DI çizgisi gittikçe eksi DI ile arasındaki farkı açmakta. Chuck'ine baktığımızda Chuck'inde de alt sinyali mevcut. Herhangi bir problem, uyuşmazlık, herhangi bir kırılması gereken eşik yok. Yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor Neo. Dediğim gibi Neo için tek uyaracağım nokta aşırı alınmışlık bölgesinde olmasıdır. 87 doları kolay kolay kıracağını zannetmiyorum. Kırarsa da 75 dolarlık bir destekten düşmesi hiç kolay olmayacaktır. Eğer ki düşerse tehlike yaratır. 64,40 çok güçlü destek noktası olacaktır. Fibonacci'ye göre de bakalım nerelere kadar düzeltebilir. Şu anki bulunduğu noktadan şöyle alalım. 0.618 buralara denk gelmekte. Fibonacci'ye göre de 81 dolar civarından düzeltmeye dönebilir. Benim bu iki çizgimin arası bir yer olmuş oluyor yaklaşık olarak. Zaten biraz daha yükselecek olursa, yani yarın da bu şekilde yükselecek olursa 87 dolar güçlü bir destek noktası olmuş olacaktır. 10 Nisan'dan beri kesintisiz yükselen coin bakalım düzeltmelere ne zaman gidecek. Bugüne kadarki yükselişi sağlıklı olduğu için düzeltmelerden sonra yoluna yukarı yönlü devam edeceğini ben düşünüyorum. Evet, artık Chiliz'e geçelim mi? Bakalım. Chiliz TL bazında 5 TL 20 kuruştan işlem görmektedir. Dolar bazında ise 63 sent civarından işlem görmektedir. Diğer kripto paralar arasındaki yerini kıyaslayacak olursak CHZ piyasa değeri bakımından 3,5 milyar dolarlık değer ile 45. sırada yer almaktadır. Son 24 saatlik hacmine baktığımızda 4,6 milyar dolar çevrim gözüküyor. 4,6 milyar dolarlık bir döngü. Piyasa değerinden biraz daha fazla döngüye sahip. Son
7 günde %37'lik bir getirisi mevcuttur Chiliz'in. Evet, Chiliz'in hikayelerini, gelişmelerini açacak olursak, stratejik ortaklıklar 30 Nisan'a da az kaldı. Bütün hikayeler 30 Nisan'da bitiyor gibi gözüküyor. Bir 13 günlük bir süre kaldı. Oyunlaştırma lansmanı, yeni ülkeler, taraftar token teklifleri, yeni takımlar, NFT stratejisi. Chiliz'in Nisan sonuna kadar bayağı bir hikayesi var. Bu hikayelerin bazıları uzayabilir de. Grafiğini açıp yorumlamaya başlayalım. Evet, Chiliz. Chiliz öncelikle ilk hedefine ulaşmış. Üçgeni çizmiştim. Üçgenden çıkış yerini koyduktan sonra beklenen nokta burası demiştim. 85 sent ve oradan direnç gösterdi. Aşağı yönlü hareket etti. Şu anki formasyonu biraz daha farklı. Şu anki formasyonu çanak formasyonudur. Ya çanak yapacak ya da fincan kulp yapacak. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Şu anda net bir şekilde söylememiz söz konusu değildir. Çanağa bakacak olursak, çanak da yaparsa, fincan kulp da yaparsa hedef aynı. Hedefi neresi? Hedefi burası olacaktır. İlk etapta 1 dolar 2 sent. Düz 1 dolar da diyebiliriz aslında. Daha önce hani 95 sentlere kadar geldi bahsettiğim şey böyle pin atıp geri gelmesi değildir. Dolu dolu oralara kadar gelmesidir. Dünkü hacimlenmesi gayet güzeldi. Dünkü hacimlenmesi Chiliz'i kurtarabilir. Bugünkü düşüş acaba kulp mu yapıyor? Onun işaretini gösteriyor biraz da. Şöyle küçük bir kulp yapabilir. Yoluna yeniden devam edebilir. Chiliz'in destek alacağı noktalardan bahsedelim. Chiliz'in destek alacağı ilk nokta şurası olacaktır. 52 sent. Daha doğrusu güçlü destek noktalarından birisidir 52 sent. Daha sonra muhtemelen şuralardan bir destek alacaktır. Ara destek noktası orası da 57 sent. Satış yüzdesel olarak fazla fakat hacimsel olarak o kadar güçlü değil. Günün henüz 3'te 1'ini tamamladık. 3'te 2'sini yani 3 tane daha 2 tane daha bundan üst üste koyacak olursak satış seviyesi tamam biraz yüksek olacak ama dünkü alışları geçemeyecek gibi gözüküyor. Yani şöyle düşünün, bir kale yapıyorsunuz. 10 tane taş koydunuz. Bunların 8'i bugün gitmiş olacaktır. Eğer ki bu şekilde negatif bir yönlü yoluna devam ederse. Elimizde 2 tane taş kalıyor. Yani her defasında biriktire biriktire kale yükselecek, büyüyecek. İndikatörlerini inceleyelim. Chiliz'in bakalım MACD Dal sinyali 8 Nisan'da gelmiş. CCI'da da 12 Nisan'da gelmiş. Al sinyalleri hala geçerli. RSI dün fazla alım bölgesinde azıcık takılmış ve bugün yeniden düşürmüşler. RSI normal bandında. Aşırı şişkinlik yok şu anki fiyatlamada. Stokastik'te al sinyali var. Hala devam ediyor. Diğer indikatörleri açalım. Momentum 6 Nisan'dan beri toparlanma evresine girmişti zaten. Şu anda al sinyalini yakmış son 3 günden beri. Al sinyaliyle yoluna devam ediyor. DMI'de de aynı şekilde. DMI, Momentum ve Check-in aynı gün al sinyali vermiş 15 Nisan'da. Şimdilik Chiliz açısından negatif bir durum gözükmemektedir. Birazcık destekleri takip etmeniz yeterlidir. Destek noktalarını tekrarlayacak olursam 57 sent. İlk destek göreceği nokta 52 sent. Ara destek noktası. Tabii ki de en güçlü destek noktası da 50 sent olacaktır. Evet, bu videodaki analizler bu kadar. Analizleri kaçırmamak için ve devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.